Sağlık market uygulamasına kimler katılabilir? Üretici veya ithalatçıların teknik uygunluk değerlendirmesi, kalite duvarı süreci olumlu sonuçlanmış ürünleriyle tüm üretici, ithalatçı veya yetkilendirilmiş bayi olan firmalar çerçeve anlaşma imzalayarak sağlık market tedarikçisi olabilir. Sağlık market uygulamasına dahil olabilecek ürünler nelerdir? Sağlık Market uygulamasında yer alacak ürünler DMO web sitesinde https://www.dmo.gov.tr/sm slash slash adresinde yayınlanacak ilanın ekinde yer alan Sağlık Market tıbbi malzeme listesinde görülebilir. Sağlık Market uygulamasına bayiler de dahil olabilecek midir? Bayiler sağlık market uygulamasında yer almasını istedikleri ürünlerle satış yetkileri bulunmak kaydıyla çerçeve anlaşması imzalayabilecek ve elektronik ihalelere katılabileceklerdir. Mevcut kataloğunuzda bulunan firmayla ayrı bir anlaşma mı imzalayacak yoksa kendi sözleşmesine ilave ürün mü ekleyecektir? Katalogta yer alan firmalar aranan şartları sağlamaları halinde Ayrıca Sağlık Market tıbbi malzeme çerçeve anlaşması imzalayabileceklerdir. Ürünlerin teknik uygunluk değerlendirmesi nasıl yapılacak? Ürünlerinin teknik uygunluk değerlendirmesinden geçmesini isteyen üreticiler, ithalatçılar Sağlık Market modülü teknik uygunluk değerlendirmesi yeni numune başvurusu ekranında ürünlere ait bilgilerin girişini yapacaktır. Firmalar teknik şartnamesinde belirtilmesi halinde ürüne ait analiz sertifikalarının kontrolü olumlu sonuçlanmış ürünleri için 100 TL'lik başvuru bedelini ödeyerek söz konusu ürünlerini DMO sağlık ürünleri kabul noktasına teslim edecektir. Teslim edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve DMO tarafından belirlenmiş personelce teknik şartnamesinde belirtilen hususlara göre uygunluk muayenesi gerçekleştirilecektir. UTS kaydı olan bir üründe ayrıca analiz sertifikaları neden isteniyor? Sağlık market uygulaması kapsamında tedarik edilecek ürünler için UTS kaydı zorunlu olup ayrıca tedarik edilecek ürünlerde asgari bir standardın sağlanabilmesi için uluslararası kabul edilmiş standartlara uygunluğu belgeyle kanıtlanmış ürünlerin Sağlık market uygulamasında yer alması uygun görülmüştür. Teknik uygunluk değerlendirme başvurusu için getirilecek numunelerin miktarları ne kadardır? Numune miktarları ürüne göre değişmekte olup ilan ekinde yer alan Sağlık Market tıbbi malzeme listesinde her ürün için ayrı ayrı belirtilmiştir. Teknik uygunluk değerlendirme sonucu olumsuz olan ürünle tekrar başvuruda bulunulabilir mi? Evet, başvuruda bulunulabilir. Firmalar teknik uygunluk değerlendirme ve çerçeve anlaşma başvurularını Sağlık Bakanlığı'na mı yoksa Devlet Malzeme Ofisi'ne mi yapacaklar? Teknik uygunluk değerlendirme ve çerçeve anlaşma başvuruları DMO Genel Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Teknik uygunluk değerlendirme ve çerçeve anlaşma başvuruları DMO bölge müdürlükleri ve irtibat bürolarına da yapılabilecek mi? Başlangıçta teknik uygunluk değerlendirme ve çerçeve anlaşma işlemleri genel müdürlükçe yürütülecektir. Teknik şartnamelere itiraz mümkün mü? Teknik şartnamelerde yer alan hususlara ilişkin itirazlar teknik uygunluk değerlendirme başvurusundan önce yapılabilir. Ancak itiraz değerlendirmeleri sonuçlanıncaya kadar mevcut teknik şartnamede yer alan hususlar geçerli olacaktır. Çerçeve anlaşma kaç yıllık imzalanacaktır? Çerçeve anlaşmalar 1 yıllık imzalanacak olup tedarikçinin anlaşma süresini uzatmak istemesi halinde çerçeve anlaşma hükmüne göre uzatılabilecektir. Tavan fiyatlar nasıl ve kim tarafından belirlenecektir? Tavan fiyatlar ekonomik girdi ve maliyetler dikkate alınarak belli aralıklarla Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Değişiklik yapılması halinde ilgili ürünlerin fiyatlarına söz konusu artış, azalışlar yansıtılacaktır. Sağlık markete girişin maddi yükümlülükleri nelerdir? Sadece teknik uygunluk değerlendirme başvurusunda bulunan üretici veya ithalatçı firmalar tarafından teklif etmiş oldukları her bir ürün için 100 TL ürün başvuru bedeli ödenecektir. Çerçeve anlaşma imzalamak amacıyla başvuruda bulunan üretici, ithalatçı veya yetkilendirilmiş bayilerden ürünler için başvuru bedeli istenilmeyecek olup anlaşma imzalanma aşamasında 10.000 TL tutarında süresiz kesin teminat alınacaktır. Elektronik ihaleler nasıl gerçekleştirilecektir? Elektronik ihaleler 81 il için ayrı ayrı ve ürün bazlı gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan elektronik ihalelere ilişkin usul ve esaslara DMO web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir. Ürün grubunda yer alan tüm tedarikçiler elektronik ihaleye davet edilecek mi? Yoksa sağlık tesisi istediği firmaları seçebilecek mi? Talepte bulunulan ürün için satış yetkisi olması kaydıyla çerçeve anlaşma imzalanmış tüm firmalar il bazlı yapılacak elektronik ihalelere davet edilecektir. İl bazlı elektronik ihalelere katılım mümkün mü? Çerçeve anlaşma başvurusu esnasında firmalar ihalelerine katılmak istedikleri illeri yetkileri olması kaydıyla seçebileceklerdir. Çerçeve anlaşma süresi boyunca da anlaşmanın ilgili maddesine göre değişiklik yapılabilecektir. Elektronik ihaleler ne sıklıkla yapılacaktır? Talep edilmesi ve ihale şartlarının oluşması halinde aylık olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır firma kaç elektronik ihale teklif yetkilisi tanımlayabilecektir? Firma elektronik ihale için bir e-teklif yetkilisi tanımlayabilecektir. Yapılacak olan elektronik ihalelerde yerli üründe fiyat avantajı var mı? Yapılacak olan elektronik ihalelerde %15 fiyat avantajı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmiş olan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan ve yerli malı belgesi bulunan ürünler için uygulanacaktır. Yapılacak olan elektronik ihalelerde bölgesel fiyat farklılıkları veya bir ilde gerçekleşen düşük fiyatlar etken olacak mı? Elektronik ihalelere mevcut tavan fiyatları üzerinden başlanacaktır. İhalede oluşacak fiyatlar o ihaleye özgü olup diğer ihaleleri etkilemeyecektir. İhaleyi kazanan firmanın ürünü teslim edememesi durumunda ürün nasıl tedarik edilecektir? Siparişin teslim edilmeyen kısmı iptal edilerek müşterinin de bilgisi dahilinde Ofis uygun gördüğü usulle ürünü tedarik edebilecektir. Sipariş edilen ürünler nereye teslim edilecek? Sipariş mektubunda yer alan teslimat ve dağıtım bilgilerinde yer verilen adreslere teslimat gerçekleştirilecektir. Sipariş sonrası ürün muayeneleri nerede gerçekleştirilecektir? Sipariş sonrası ürün muayeneleri İl Sağlık Müdürlüklerinde gerçekleştirilecektir. Ödemeler kim tarafından ne zaman yapılacaktır? Ürün bedeli, ürünün tam, sağlam ve çalışır halde teslim alındığının BMO'ya bildirilmesinin ardından, tedarikçi tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında BMO tarafından 90 gün içinde ödenecektir. Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler de uygulamaya dahil mi? Sağlık Market uygulaması kapsamında ilk aşamada Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşları talepte bulunabilecektir. Teslimatlar belirli bir kargo firması aracılığıyla mı gerçekleştirilecektir? Elektronik ihaleyi kazanarak sipariş verilen firma ürünü kendisi teslim edebileceği gibi yine kendisinin belirleyeceği bir kargo firmasıyla da teslimatı gerçekleştirebilecektir.